başlamazdı. Çünkü yani mesela yakın tarihte bir sulu maç hatırlıyorum. Ben de oradaydım. Onun 8 katı. Geçmişte yine bir Ankaragücü bu sezon Beşiktaş maçı bir takım olaylar yaşandı. Onun belki 18 katı olaylar yaşandı maçtan önce. Daha bir gece öncesinden hatta sonra Ahmetsporlu futbolcular sahaya çıktığında. Normalde bu maç oynanmazdı. Taç çizgisine gidemiyorlar, korner çizgisine gidemiyorlar. Sürekli sahaya torpil atılıyor. Yani o çatapat şeylerden atılıyor. İşte koltuk parçaları atılıyor, su atılıyor vesaire. Ama bu maç oynatılacaktı. Her ne olursa olsun oynatılacaktı ve oynatıldı. Ve bence yanlış yapıldı. Şimdi ben bunu söylediğim zaman Bursalılar bana diyor ki ilk maçta da konuşsana kardeşim. İlk maçı ben izledim. Hadi diyelim benzeriydi. O da oynatılmamalıydı. O da oynatılmamalıydı. Doğru. Bu iş el yükselterek gidiyor. Ben şuna bakıyorum. Biz de bunu yaptılar. Biz de Bursa'da şunu yapacağız. Şimdi diğer taraf diyor ki Bursa'da bize bunu yaptılar. Biz de Diyarbakır'da şunları şunları yapacağız. Bu iş kontrol edilemez bir noktaya doğru gidiyor. Burada devreye kim Türkiye girer? Futbol Kolluk Federasyonu, işleri girer. Türkiye Futbol Federasyonu ise burada hiçbir hükmü yok, hiçbir sözü yok. Sadece bu maçı oynatacaksınız demişler. Utanmadan da şu anda o koltukta Her ne oturuyorlar. Bak şekilde bir şey olursa olsun söyleyeceğim. oynatacaksın Utanmadan, demişler. bak federasyon başkanından en alt kuruluna kadar utanmadan da o koltukta oturuyorlar. Ve bu maçı oynattılar. Bu maçın oynanmaması lazım. Ha gelecek sezon Ahmet gruptan çıkar. Başka bir şey olur. Aynı grupta olmazlar. Bilemiyorum ama. Gelecek sezonda bu iki takım aynı ligde oynayacaksa ya bu maçları seyircisiz oynatacaksınız ya da iki takıma da ne bileyim bu maçlarla ilgili bir tarafsız sahada maç oynatacaksınız. Bir şey yapacaksınız. Eyüp. Çünkü bu iş kontrolden çıkmış durumda. Eyüp. Tribünlerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Türkiye, tabii dinleyeceğim. Türkiye çok güçlü bir ülke. Oraya dizersin. Gık çıkmaz. Bu kadar maytap, bu kadar su, bu kadar pankart nasıl girdi? İstanbul'da Şimdi hepimiz maçlara gidiyoruz ve görüyoruz. Süleyman Soylu'nun, Evet. İçişleri Bakanı'nın yapmış Anında olduğu tepki açıklama vermesi çok değerli. önemli. Anında Çok tepki önemli. vermesi Onu da değerli. söylediğine göre yaptığını düşünüyorum. Şimdi tribünlerde siyaset olmasın deniliyor. Burada mesela Bursa Ahmetspor maçında tribünlerde siyaset yoktu zaten. Siyaset böyle bir şey değil ki. Siyaset işte hükümet istifa dediği zaman siyaset olmuş oluyor. Veya işte bakanlar gelip bir takıma aşırı destek verdiğinde kontrolsüz bir veya eşitliği bozacak bir katkı sağladıklarında siyaset olur. Bursa Ahmetsportif maçında siyaset yoktu. Bursa Ahmetsportif maçında bunun çok üzerinde suç şiddet Var. olayları Suç, vardı. suç. Buyurun Kenan Suç Bey. vardı Suç ve var. Bitirdim mi? bunlarla ilgili bir an önce her iki statta da bu arada. Tedbir Diyarbakır'da alın. oluyorsa Tabii. Diyarbakır'da da bunlara önlem alınması lazım ya da bu iki takımın maçlarını seyircisiz Buyurun oynatacaksınız. Başar abi. Türkiye Cumhuriyeti yargısının suç olarak tespit edip yani Susturluk skandalı yaşadık 96'da. Yıllarca bu Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak manşetleri attıran mafya, siyaset, emniyet üçgeninin patlak verdiği bir Susurluk kazası var trafik. Ondan sonra işte bugün tribünde pankartı açılan Beyaz Toros araba pankartı ve Yeşil Koda adlı Mahmut Yıldırım o üçgenin en önemli simgeleriydi. Dolayısıyla yani faili meçhul cinayetler vesaire bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtlarına falan geçmiş. Yani o dönem yargılanmış ve bu yüzden bazı isimler, önemli bakanlık yapmış isimler de hapse girmiş yani. Evet. Şimdi tribün o isimlerin o simgeleri tribünde açarak çok dehşet bir mesaj veriyor. Yani burada Evet. Çok ağır ceza gelmesi gerekiyor normal şartlarda. Hem sportif hem diğer türlü. Fenerbahçe taraftarına hemen tebligatlar gittiyse yani Bursaspor'u düşünemiyorum. İçişleri Bakanı'nın hemen tepki vermesi de bir anlam ifade Tabii tabii ediyor o herhalde. önemli. Bak Bir de şöyle bir şunu şey. şunu da söyleyeyim. Söyle abi. Bu iki takımın bugün Olay Gazetesi yazarı Mustafa Özdal yazmış. Demiş ki Ahmetspor sezon başı demiş ki biz aynı grupta yer almayalım. Ayrı gruplarda yer alalım. Bu talep reddedilmiş. Madem reddediyorsun federasyon, bugün Tedbirini bu al. maçı o zaman güvenlik içinde oynat. Sivas Kayseri 1967 Evet. olaylardan sonra 1993'e kadar hiçbir şekilde nasıl başardıysa federasyon Denk gelmedi. hiç karşı karşıya Doğru. getirmedi. Doğru. Bu çok daha rahat yapılabilir bir şey. Çok kolay. 2010'dan beri
bu iki kulüp arasında çok şiddetli bir problem var. Aziz Yıldırım hatırlıyorsun. Diyarbakır Spor'da o zaman şehrin temsilcisi. Evet. Bu takımın kümede kalması gerekiyor memleketin hayrı için. Hayrı için demişti evet. Yani. Şimdi oradan geldiğimiz noktaya bakın. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Ahmet Spor yöneticilerinin beyanıdır bu. Maç boyunca telefonu kapalı tutuyor.